Hayatın ne getireceğini denemeden bilemezsiniz. Kendiniz olun. Deneyin. Ve gençler, başarısızlıktan korkmayın. Kazananlar der ki, ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. Ben de birçok ders aldım tabii ki. İlker Ilgaz da olsanız, sıfırcı hocadan kaçamıyorsunuz. Başarına ortak arıyorsan... Yakından da ay. Ne anlar, ne kadar ara. Siz iş yerine baldınız he. Ama kaç kez gördüm sanki adamı. Başarısızlığa mazeret bulunuz. Yaşadığın coğrafya, ailen, soyadın... Bunlar başarının ya da başarısızlığın bir parçası olabilir. Doğru. Ama sebebi olamaz. Çünkü sebep sensin. Her şeyi sen başardın. Unutmayın gençler. Başarısız olduğunda değil, mazeretin olduğunda kaybedersin. Kızım, yazıklar olsun sana var ya. Benim babam İlker Ilgaz'ın yanında çalışacaktı da. Siz de olmayın. Sen de olma. Sen de olma. Sen de olma. Gençler, bu hayatta her şeyiniz olsun, mazeretiniz olmasın. Sartre der ki, insan sahip olduklarının toplamı değildir. Henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. Bizim de babamız İsmail Ilgaz olsaydı. Tabii şimdi aranızdan hayata her şeye sahip olarak gelince... ...sahnede edebiyat parçalamak kolay oluyor diyenleriniz olacaktır. Ama unutmayın gençler. Babam kim olursa olsun, ben de sizin gibiyim. Ve henüz en büyük hayalimi gerçekleştirmedim. Hayaliniz ne İlker Bey? Gerçekleştirdiğimde ilk senin haberin olacak. Söz, Ela.
Adımı hatırlıyor. Kızım bayağı bilin adımı hatırlıyor ya. Siz kızlar var ya büyük ikiyüzlüsünüz ha. O sahnedeki herkese cebinde 5 parası olmayan gariban yapsa tacizci oluyor. Ama yakışıklı sosyete yapınca wow. Ay neyse. Sen şu mağara adamının haddini bildir, ben kaçtım. Taciz maciz abuk subuk konuşmasana. Sen de romantik komedi kızı gibi davranma o zaman. Ya ne alaka? Adımı hatırlaması hoşuma gitti sadece. Ya düşünsene. Babam randevuyu bile asistanını araya sokup bin bir ricayla ayarladı. Adam o kadar yoğundu ki odasına çıkarken 3 dakika asansörde yakalayıp konuştum sadece. Görse tanımaz diyordum, adımı bile hatırladı. Tamam da niye sevindirik oluyorsun ki? Bir şey mi demek oluyor yani adını hatırlayınca? Gençler, gideceğiniz yere bırakabilirim. Ay yok biz... Biz komşuyuz da aynı apartmanda. Gerçek bir mentor gibiydiniz sahnede. Mentor olacak kadar yaşlanmadım bence. Ne yaşlanması? 35 ne ki? Yolun yarısı. Ben demiyorum yani hani öyle derler ya. Derlerdi. Yani eskiler artık çok demode laflar bunlar. 50'ler yeni 30'lar olmuşken. 50'ler yeni 30'lar. Sevdim bu lafı. Peki sen söyle bakalım. 35'inde ne alemdesin? Ben 35'imde. Çılgın bir gençlik yaşamışım. Sınırsız eğlence, bitmeyen partiler. Ağzıma kadar doymuşum artık şöyle huzurlu. Şaka şaka. Yaşıyorum 35'imde. Kariyer kadınıyım, aşk kadınıyım, aşığım, anneyim, gezginim. Karnımda bebek, kolumda sevdiğim adam, sırtımda çantam. Dünyanın bir ucundayım. Dünyaya bir kez gelmişim ya, yaşıyorum bu hayatı. İlker Ilgaz fanı takılıp nişanlısı İrem Orhun'u takip etmemek karizması. Yani ne bileyim... Kuzenim olmasan adamın sevgilisini kıskanıyorsun falan diye düşüneceğim. Eski. Eski sevgilisi. Canım yalnız ufak bir detay var. Diyor ki yine ayrıldılar. Yani bininci kez ayrıldılar, bin birinci kez barışmak üzereler. Bin birinci kez olmayacak ama. Ha sen nereden biliyorsun? O gün adam sizi eve bırakırken aşk hayatını falan mı anlattı? Biliyorum. Biliyorum. Biliyorsun. Alo. Müsaitim İlker Bey, buyurun. Peki, ben yok. Sadece İlker. Uyudu oğlan sonunda. Ay tutturdu yine cep telefonu diye. Olmaz dedim 5. sınıfa geçmeden ama nasıl pazar köpüğü bir görsen. Sana kırmızı çok yakışıyor. Timur. Hı. Ela abi tuhaf son günlerde. Böyle elinde cep telefonu, kendini odalara kapamalar, kapıları kilitlemeler. Ya bir şey sorunca da sinirleniyor. Siz bir konuşsanız mı baba kız? Canavar bizim kızımız. Canavar.
Babasının kızı o. Bak, İlker Ilgaz'ı nasıl şak diye getirdi üniversiteye. Şov yaptı babasının kızı, şov. Benim kızım var ya, tuttuğunu koparır. Öyle babasının kızıdır o. İşini bilir. Büyük işler yapacak, çok büyük işler. Al bakalım. Ha? Ay bu Timur kızı sanki tek başına yaptı. Hiç değişmedi değil mi bu? Liseden beri aynı hırslı odun, aynı narsist. Gelda. Hı. Ben bu kızdan korkuyorum. O ne demek? Yani içimde garip bir his var. Ne bileyim. Ne? Benim kızım aşık oldu galiba. Bahar. Darısı benim yalnız kovboy kardeşimin başına. Kız 18 yaşında. 18. Aşık olmayıp ne yapacak? Oh! Da öyle tabii de. Ya yanlış birine aşık olduysa? Olmaz. Ben buraya bunun için gelmedim. Konuşmaya geldim ben. Dev bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Özür dilerim. Ben biraz rahat biriyim. Hem düşündüğün şeyi de kastetmedim ayrıca. Sadece yanıma otur istemiştim. Hepsi bu. Bak ben dünkü çocuk değilim. Kırmızı çizgilerinin de farkındayım ayrıca. Ela, ben seni ikna etmek için, görüşmek için bir aydır peşinden koşuyorum. En son bir kız için bu kadar uğraştığımda lisede falandım herhalde. Ben seni ciddiye alıyorum. Öyle mi? Çünkü yıllara meydan okumak. Bu ne peki? Kırmızı çizgilerime saygı duyup beni ciddiye alırken tebrik ederim. Barışmışsın. Ben bu yüzden geldim buraya. Yüz yüze konuşmak istedim. Yüzüme söyle istedim. Ama senin yanında o kadar aptallaşıyorum ki arabada ağzımı bile açamadım. Öyle aptal aptal baktım suratına. İyi ki gösterdin bana yatağını. Aptallığımı. Bunun için bir ay uğraştın benimle. Eski sevgiline geri dönmek için mi? Bana ne zaman söyleyecektin peki? Bana ne zaman söyleyecektin? Yatağı attıktan sonra mı? İnkar da edemiyorsun tabii. Kız sosyal medya güzeli olunca aşkınız da 7/24 online. Ve geri sayım başlasın. Esas kızımız İrem Orhun. Kız arkadaşlarım, kuzenim, hepsi like. Bir ben takip etmiyordum herhalde. Ben de yıllara meydan okuyan aşkınızın takipçisi olurum artık.
Bak kimsenin boynuzu olmam dedim sana. Bitti dedin, bitti dedin. Biz tanışmadan bir ay önce bitmişti anne. Ha? Hani ben başka türlü bir şeydim senin için. Hani sen de benim gibi ilk defa böyle olmuştun. Ne oldu peki İlker? Ne oldu da ona geri döndün? Ne gerek vardı buna ya? Ela. Ne gerek vardı? Ben zaten olmaz dedim sana. Ben olmaz dedim. Yaş farkı dedim. Babam dedim. Babamın patronusun dedim. Ben olmaz dedikçe sen oldu bile dedin. Ne gerek vardı? Neden olduğuna inandırdın beni? Neden bu noktaya gelmeme izin verdin? Madem ona geri dönecektin, bana ne gerek vardı? Saçmalıyorum. Ne işin var burada? Sıra bende. Beni dinler misin? Söyle. Söyle, söyle. Fotoğraflar şopte. Fotoğraflar gerçek. İlişki şop. Sosyal medyada gördüğün hiçbir şey gerçek değil Ela. İrem ve biz çok eski, çoktan tükenmiş bir hikayeyiz. İrem dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Psikolojik sorunları var. İlişkimizin bittiğini kabullenmek istemiyor ve ben sırf duygularım bitti diye onu kestirip atamam ki. O hazır olana kadar dışarıya karşı oynamamı istediği rolü oynamak zorundayım. Rol yani. Rol icabımı döndün ona. Ben kimseye geri dönmedim. Ayrıca baban da yaşın da umurumda değil. Ben senin yanındayım. Bak. Bak senin elini tutuyorum. Ama İrem'e, hatta ailelerimize karşı sorumluluklarım var. Bunu sürdürmem gerek. Bana ihtiyacı var. Sırf hesapta olmayan bir şey oldu diye, aşık oldum diye onu yarı yolda bırakamam. Bana yakışmaz. İyi bir adamsın. Ben çok aşık bir adamım. Şirkette staja başlıyorum baba. Yani aslında sürpriz yapacaktım ama tutamadım kendimi. Bütün arkadaşlarım ağzı açık kaldı. Hocalarım bile hepsi tek tek tebrik ettiler. Nasıl, babanın haberi olmadığına göre kim ayarladı stajı? İlker Ilgaz. Kendi ayarladı. Konferans organizasyonundan tanıyor ya beni. Bu şirketin sosyal medya ayağını birazcık gençleştirmek istiyormuş. Aklına gelmişim. Öyle yani. Ben diyorum, benim kızım diyorum. Hayır, birinci sınıfta ne stajı bu, onu anlamadım. Staj dediğin son sınıfta oğlum. Anneciğim, senin zamanındaki gibi değil ki hiçbir şey. İletişimciyim yani ben. Annenin zamanı? Hangi zamanmış o? Ben kaçırdım herhalde. Ya senin bu lise mezunu annen ne anlasın stajdan bu tarzdan ya? Bir de ezberlemiş, staj dediğin son sınıfta olur diyor. Ya Rabbim. Ey yavrum ey. Guru. Lise mezunu
Kurabiyeci kariyer gurusu. Kurabiyeci değil ki annem, pastacı. Hadi anneciğim, git çantanı hazırla. Üniversitenin kapısından geçmemiş ama bilir kişi. Baba tamam, bak ben diyorum ki... Ben de diyorum ki kurabiye tariflerini annene, kariyer planlamanı babana soracaksın kızım. Ne? Aa, bak surat. Ne oldu? Bozuldun mu annesi? Bozulmadım. Benim lise mezunu kalmak için çok güzel bir sebebim vardı. Geldim. Bu arada biz kızlarla küçük bir kutlama yapalım diyoruz. Birkaç saat ama yani Umut getirip götürecek, tamam, merak etmeyin. Nasıl, bu saatte mi? Yani anne, sabah yumurta kırıp kutlayalım istersen. Kutlayın kızım. Kutlasın benim kızım. Kutlasın tabii. Bak dün gece de çıktı. Ondan önceki gece de çıktı. Bu hafta bu üçüncü biraz fazla olmuyor mu? Ya Bahar. Yani ne zaman şu lise mevzusu açılsa... böyle tuhaf tuhaf tepkiler veriyorsun, bir arıza çıkartıyorsun ya. Allah Allah. Aş bunları biraz hayatım, aş. Aş yani. Anahtarı kapıda bırakma, tamam? Hadi görüşürüz. Efendim? Geldi ha. Nasıl son sınıf senin bu kardeşin? Bak bu hafta üçüncü oluyor, biraz abartmadılar mı? Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun kızım? Neyin üçüncüsü? Anlamadım. Neyi abartmıyorlar? Ne oluyor? Ne dışarı çıkması hayatım? Tamam, tamam. Kitaplarına gömülmüş sabahlıyor kaç gecedir. Şimdi gayet odasında finallere çalışıyor mu? Prenses peri sana ya. Kim seni prenses peri sanıyor? Umut. Sanmam, o senin çocukluk arkadaşın. Yani prenses de peri de olmadığını biliyordur herhalde. Anne. Komiksin gerçekten. Ben gülmüyorum Ela. Kimdi o adam? Sen beni takip mi ettin? Kızlarla staj kutlaması dedin. Sen baya baya babanı da beni de kandırdın. Yalan söyledin. Babama söyledin mi? Sen ne zamandan beri babandan korkuyorsun? Sen ne zamandır beni takip ediyorsun? Kızım ben o arabayı gördüm. O öyle normal bir araba değil. Fazla. Ne bu şimdi? Fakir edebiyatı mı yapacağız artık? Bizim çevremizde altına öyle bir araba çekebilecek yaşıtın yok senin kızım. Yeter artık anne. Sıkıldım. İyi geceler demeden önce ufak bir hatırlatma. Ben yakında 19 oluyorum. 19. On dokuz.
ağız dolusu 19. 19 yaşı bir şey sanıyorsun. Kendini büyümüş, kocaman olmuş sanıyorsun. Ben kendimden biliyorum. Ben de öyle sandım. Ama öyle değil. O kadar küçük, o kadar bebeksin ki. 19'da olsan bebeksin. Staja da başlasan bebeksin. İlk heyecan ilk gün. Birlikte ilklere. Hem zevkli hem romantik. Tuttun mu çocuğu? Çocuk değil. Demek yaş farkı var. Kaç yaş? Yok yani çocuk değil derken... Öyle senin kastettiğin gibi bir şey değil yani. Bir erkek arkadaş falan değil çünkü erkek arkadaşım yok. Tatlım, bana güvenebilirsin. Ben senin ablan sayılırım. Ne verirsen bende kalır, biliyorsun değil mi? Yok öyle alacak verecek bir şey yok zaten. İlker Bey, ben yine size çok teşekkür etmek istiyorum. İyi çalışmalar. Okuldan arkadaşlarım şey yapmış, staj mevsimini ilk ben açtım ya, öyle şirinlik yapmışlar yani. Güzel günler. Yeni stajyerimize gelmiş. Yeni stajyerimiz eğer müsaitse şu sosyal medya içerikleriyle ilgili konuşalım. Ben hemen PR departmanı... Gerek yok. Toplantıyı daha sonra yaparız. İyi çalışmalar. Babası daha iyiydi. İsteyse yüzümüze bakardı selam verirken falan ya. Ne böyle? Kitlersem dikkat çekeriz. Kapının arkasında benim babam var. Doğru. Kovayım hemen. Ben ciddiyim İlker. Gayet ciddiyim. Gayet ciddi olduğunda sana daha çok aşık oluyorum. Ne kadar çok? Çok. Bu yıl ödeyeceğim vergi kadar çok. O zaman... Artık beni saklama. Ne oldu?
olacak yani? Ayrıldığınız duyulunca ne olacak? İrem Hanım kendini mi kesecek? Karnından ince hastalar falan mı tutulacak ya? Tonton fabrikatör babası Hulusi Kentmen de senin kulaklarını mı çekecek? Ne bu İlker? Hayaldi gerçek oldu. Ama seçenekleri ikiye indirdim. Aşkı. Helenistik. Sade ve romantik. B şıkkı deniz kızı. Su damlası gibi. Bakalım babamın oyu bunlardan hangisine gidiyor? C şıkkı. C şıkkı. Yani hiçbiri. Sağ ol baba ya. Çok yaratıcı bir cevap oldun. Ne düşündüğümü biliyorsun bir tanem. Ben hala evlilik kararını aceleye getirdiğine inanıyorum. Acele. Hı. 6 yıldan sonra mı baba? Yani daha ne kadar beklememi istersin? Yalnız hatırlatayım. Biz İlker'le başladığımızda doğan çocuklar şimdi okula başladı artık. Rakamlar senin mutluluğundan önemli değil ki. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey senden daha önemli değil. Gerçekten hala bunları konuştuğumuza inanamıyorum. Baba ben geçen gün 5,5 saat gelinlik baktım. Ya bizim balayı rotamız bile belli. İçinde küçücük bir şüphe varsa... bütün bu kararları gözden geçirebilirsin biliyorsun değil mi? Nikah masasında dahi... içinde ufacık bir acaba olduğunda... o masadan kalkıp orayı terk edebilirsin. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsin kızım. Yani nikah masasından kaçsam babam mutlu olacak. Gerçekten mi? Sen ilişkinizin bu evliliği kaldıracağına eminsin yani öyle mi kızım? Bu evliliğe hazır olduğuna. Ve tabii İlker'in de hazır olduğuna. Bu sorumluluğu alabileceğine. Eminsin yani. İkiniz de ne istediğinize eminsiniz yani öyle mi? Peki sen gerçekten İlker de mutlu olacağına inanıyor musun kızım? Mutluyum. Daha mutlu olacağım. İlker beni hep çok mutlu edecek baba. Beni hep çok sevecek. Her gün önceki günden daha çok. Bugün dünden daha çok. Çünkü biz İlker'le yılın çifti değiliz. Biz zamanın ötesindeyiz. Biz tüm zamanların çiftiyiz. Bilmiyorum Yelda. Ya birdenbire bu staj gördüğüm araba. Aman sen kontrol etmeye gittiğini fazla belli etme de. Hem nereden biliyorsun şirketten biri olduğunu? O arabaya binen çocuk öğrenci olamaz. İlk 34. Timur Bey'in eşi değil mi? Paketiniz. Pardon, bu araba kimin? İlker Bey'in arabası. İlker dediğiniz İlker Ilgaz mı? Evet. Görüyorsun değil mi kızına gelen gülleri? Biz şöyle bir aranjman göremedik kaç yıldır masamızda. Çok romantik Timurcuğum. Kızıma da arkadaşlarından gelmiş bana. Ne romantiği. Tabii tabii. Arkadaşlarından gelmiştir.
Kartı vardı üzerinde ama işte aldı uyanık. Kimin kızı? Karda yürüyüp izini belli etmemeyi babasından öğrenmiş belli. Benim kızımın erkek arkadaşı falan yok. Olsaydı haberim olurdu Banucuğum. Aa, kız babası damarı tuttu birinin. Ama tamam canım, bir şey demedik kızına. Ben gülleri gör de utan diye gösterdim. Bana bir kere bile çiçek almadın. Karım gibi konuşmaya başladın yine. Aa, Bahar abla. Ne güzel sürpriz. Bakayım. Biraz kilo mu aldın sen? Ama çok yakışmış. Ela nerede? Ha, sen ilk staj günü için geldin. Ne tatlı. Ela İlker Bey'in odasında. Bahar'cığım. Hoş geldin hayatım. Niye haber vermeden geliyorsun Bahar? Hı? Babanın evi mi burası? Ben Ela'ya... Ela'ya ne? Kaç kere söyledim sana haber vermeden gelme diye. Ela'ya gelmişmiş. Anaokulun burası. Gel hayatım, seninle aşağıda bir kahve içelim. Aşağıda annesi de kahve içiyor dersin. Olur mu? Tabii Timur Bey. Gel hayatım. Geldi hanım, pastacı dükkanı burası Bahar. Ve bir de sallana sallana çıkmışsın gelmişsin. Ta patron katına kadar. Patron. Hı hı. Patron karıcığım. Patron. İlker Bey. İlker Ilgaz. Kaç yaşında? Sen iyi değilsin. Sen gerçekten iyi değilsin. Bugün gel buraya. İyi değilsin. Sen iyi değilsin bugün sen. İyi misiniz? Affedersiniz. Kadın internette beni mi aratmış? Her yaştan takipçiniz var. Net.
kız hala eski aşk fotoğraflarımızı döndürüp döndürüp olmayan aşkın TBT'siyle şov yapıyor. Ama sen bana bir zaman veremiyorsun. Ne zaman şu kapının dışında da beraber olabileceğimizi söyleyemiyorsun. Daha ne kadar gizli saklı kalacağım ben? Daha ne kadar katlanacağım sahte aşk fotoğraflarınıza? Ne güzel. Yani ben konuşayım ama sen beni ciddiye bile alma. Birazdan toplantım var. Yoksa bu küçük sürprizim için öfke patlamanın bitmesini bekleyebilirdim. İlker, sen ne yaptın? Bu biraz... Ne birazı İlker? Bu çok fazla. Beğenmedin mi? Hayır. Yani beğendim tabii ki. Beğendiğimi biliyorsun ama benim için biraz fazla... Tarzın değil. Sevgilim için kendi ellerimle gidip aldığım... ...dün geceden beri boynunda görmeyi hayal ettiğim hediye... ...demek sevgilimin tarzı değil. Peki. Sen ipe dizilmiş çakıl taşı versin, o bile benim tarzım olur. Çünkü sen verdin. Aşkım çok teşekkür ederim. Çok yakıştı. Harun beyler geldi İlker Bey. Aşkım. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyi. Buyurun. Babasının 35 yaşında nişanlı patronuyla. Benim küçücük kızım 35 yaşında kocaman adamla adam nişanlı. Leyla, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben nasıl o şirketi o adamın başına yıkmadım? Ben nasıl kızımın elinden tutup çıkarmadım oradan? Benim aklım neredeydi? Bahar be! Bahar, ay aklın hala yerinde değil Bahar. Ne yapacaksın? Olay mı çıkaracaksın? Kızım bütün günü o adamın yanındayken ben böyle burada duracak mıyım? Bir şey yapmam gerek. Ne yapabilirsin? Ela koca kız. Çocuk o daha. Çocuk. Adam babasının patronu. Timur'dan sadece 5 yaş küçük. 5 yaş. Biraz daha sıksa babası olacak yaşta. Ah canım benim, bu yaş farkı bizim zamanımızda bir meseleydi. Şimdi 50 yaşında adamlar 20 yaşından büyük kızları beğenmiyor. Durum bu, senin de haberin olsun. Alnını karışlarım ben o adamların. Adam bir de nişanlı. 6 yıllık sevgilisiyle nişanlı. Allah aşkına Bahar. Kız Reşit adamla nişanlı ama evli değil. Yarın öbür gün adam gelse nişanı attım dese, el ele tutuşsalar, biz beraberiz deseler ne yapabilirsin ki? Her şeyi yaparım. Kızımı korumak için her şeyi yaparım. Yapma. Yabancı. Ya
belanı versin. Allah 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 belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. İlk. İlker'in ilki. Ne kadar yaratıcı. İlker Ilgaz'ın ilki. Babanın patronu. 35 yaşında. Baban kaç yaşında Ela? Hı? 40 yaşında. Yani adam neredeyse babanla yaşadı. Doğum günüm yaklaşıyor. Kayıtlara geçsin, 19 oluyorum. Ve evet, özür dilerim, ben İlker'le mutluyum. Çok mutlusun. O yüzden böyle bağıra çağıra odanı bu hale getirdi, mutluluktan yani. Tamam. Mutlu olmasam da ben onu seviyorum. Seni seviyorum dediğin adam nişanlı. O öyle senin bildiğin gibi değil. Yani onlar çoktan ayrıldı anne. Ama o kız hastalıklı. O ne kızım? O ne boynundaki Ela? Hediye. Abartma tamam mı? Abartma. Pırlanta kolye. 18 yaşında bir kıza pırlanta kolye. O kolye bile senin yaşının kolyesi değil. Neyin karşılığı? Neyin karşılığı Ela? Süpersin gerçekten. Daha şık ima edemezdin. Ela. Öyle bir şey olmadı anne, tamam mı? Korkma. Öyle bir şey olmadı çünkü İlker benim kararlarıma saygılı. Kolyeyi yarın bu kolyeyi götürüp iade edeceksin, tamam mı? O staj saçmalığını da sonlandırıyorsun, o ahlaksız adamla da bir daha görüşmeyeceksin. Ben çocuk değilim. Ben çocuk değilim. Bahar. Almamışsın annemden çocuğu. Sen bana karışamazsın. Ne yapacağımı da ne isteyeceğimi de sen karar ver. Oğlum sen şunu alsana. Eşitim ben artık, anladın mı? İstersem çeker giderim. İstersem aile eve bile çıkarım. Sen bana karışamazsın anne. Bahar ne oluyor? Kızım ne oluyor sana? Ha? Ne bu ayrı eve çıkarımlar falan? Sinirden söyledi. Anne kız kavgası aramızda. Ben Burçaklara gidiyorum. Şirkete geldiğini öğrendi, delirdi değil mi? Delirmeyip ne yapacaktı? Oh. Thank you.
Riva'da bekliyorum. Hadi. Çocukluk yapma. Ne bu surat? İyi misin? Umut ablandan arabayı alabilir misin? Bak anneni açmazsan yine beni arayacağım. Al işte. Tamam artık nereye gidiyoruz? Riva'da ne işin var senin? Umut biz Riva'ya gitmiyoruz. Biz Şişli'ye gidiyoruz. Sen beni Burçaklara bırakıyorsun tamam? Bela sen ne yapıyorsun? Kapalı demiştik de gizli saklı dememiştik. Hayır, geleneksel takılıp nazar falan mı diyoruz anlamadım ki. Nereye bakıyorsun sen? Pizzacı çağırdım da hayatım o geldi. Riva'dasın tabii yine aç kaldım. Sinir oluyorum o eve ha. Evlendikten sonra anahtarını denize atacaksın söyleyeyim. İrem. Yavaş. Tamam aşkım. Afiyet olsun. Ama sessiz sedasız düğün. Never ever. Ben şimdi gecenin bu saatinde seni bu herifin kapısına getirdim ha? Tamam artık arıza yapma. Ela sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Haklısın önce ağzını... Ya 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 ne oluyor? Ne oluyor? Tamam anladık abilik yapıyorsun. Biraz abartmıyor musun ama? Ben sana güvendiğim için seninle buraya geliyorum. Sen barzoluk yapıyorsun ya. Arabadan inecek bir de. Ha inip de ne yapacaksın acaba? Sevgilim o benim ya. Sevgilim. Tamam. Tamam daha önce söylemem gerekiyordu sana bunu. Evet haklısın. Bunu söyleyemezdim. Öyle olması gerekiyordu çünkü. Öyle olması gerekiyor. Çünkü o herif 35 yaşında. Tamam mı? Nişanlısı var. Ya babanın patronu olmasını saymıyorum bile. Yaş farkı ne Umut? Yaş farkı ne? Annem gibisin. Yaş falan benim umurumda değil. Yaş falan umurumda değil. Öbür kız peki? Ha? Annen, baban. Kimse senin umurunda değil ki. Annemle babam büyük bir sorun. Evet şu anda konuşamayacağım kadar büyük bir sorun. Ama öbür kız... Öbür kız diye bir şey yok. Bunu da mı o adam söyledi sana? Hı? Sen de bu klasik yalanı yedin mi? Dışarıdan nasıl gözüktüğünü biliyorum. Ama ne yaşadığımı da ben biliyorum. Ben seviliyorum Umut. Ben gerçekten seviliyorum ve çok seviyorum. Bak buna onay vermek zorunda değilsin. Ama benim için mutlu olmak zorundasın. Çünkü ben çok mutluyum. Çok seviyorsun. O yüzden gecenin bir saati adamın evine böyle ayağına geldin. Ya adam kaldırıp seni almaya bile gelmedi. Geldi mi? Numara yapıyor tamam mı? Bak abin olarak söyleyeyim sana tamam mı? Ya o adam seni kandırıyor.
Kimden saklanıyorsun sen? Umut'tan mı? Neden merhaba demiyorsun? Umut kim? Çocukluk arkadaşım. Komşu. Hatırlamadın mı? Neden seni o bırakıyor? Taksiye bin demiştim sana. Göztepe'den Riva'ya taksiyle geleceğim. Canım ben sosyetik güzel değilim yalnız. Aa! Rezalet. Rezalet bak gördün mü? Artık bizi el ele gören birisi var. Alo. Ha, efendim Bahar abla. Sonunda be oğlum. Kaç kez aradım duymadın mı? Yok sessizde kalmış telefon. Ela yanında mı? Kızdı bana açmıyor telefonunu. Ablandan arabayı almışsın Ela'yı bir yere bırakacağım diye. Yanında değil galiba. Nereye bıraktın onu? Alo. Umut. Ha, şey burçakları bıraktım. Gitti. Çocuk beni biliyor mu? Bilmem. Gördüyse tanımıştır belki. Böyle bir şey bir daha olmayacak. Benimle buluşmaya gelirken böyle peşine çoluk çocuk takıp gelemezsin. Ben sıradan biri değilim Ela. Benim düşünmem gereken bir soyadım, sorumluluklarım, imajım var. Hem daha İrem'le ayrıldığımızı ilan etmeden seninle görüştüğümüz ortaya çıkarsa ne hale geliriz düşünebiliyor musun? Ha? Ödüm patlıyor değil mi ortaya çıkarım diye. Korkak. Ben İlker Ilgaz'ım. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmam. Yaşıyor mu? Böyle etrafa tekmeler savurunca haklı çıkmayacaksın biliyorsun değil mi? Böyle sandalye tekmeleyince de cesur olmuyorsun ayrıca. Korkak deyince kızıyorsun bir de. İlker Ilgaz'mış da hiçbir şeyden korkmazmış. Çok havalı. Ama ben korkarım biliyor musun? Annemi üzmekten korkarım, babamı utandırmaktan korkarım, kırılmaktan korkarım. Kalbimi de kırıyorsun. Bu akşam buraya geliyorum. Senin yanına geliyorum. Senin ayağına geliyorum. Neden? Çünkü burada buluşmak zorundayız. Burada, dört duvar arasında. Burada, dört duvar arasında.
Aylar oldu ben senin elini tutamıyorum. Bir fotoğraf çekip paylaşamıyorum. Herkesin sevgilisiyle yaptığı en sıradan şeyleri bile yapamıyorum. Senin arkadaşlarını tanımıyorum. Seni arkadaşlarımla tanıştıramıyorum. Bir akşam yemeğe gidemiyorum ben ya. Neden? Çünkü İlker Ilgaz kuralları. Senin soyadın benim umurumda değil, tamam mı? Senin paran pulun benim umurumda değil. Kim olduğun umurumda değil. Ailen umurumda değil. Ben sadece senin elini tutmak istiyorum. Senin elini tutmak istiyorum. Bu dört duvardan çıkmak istiyorum artık. Sen benim ilk aşkımsın. Sen benim ilk sevgilimsin. Ama ben senin neyini bilmiyorum. Tut elimi diyorum sana. Tut elimi, herkes görsün diyorum. Tutmuyorsun. E bırak o zaman gideyim diyorum. Bırakmıyorsun. Ne istiyorsun benden ya? Seni. Ben sadece seni istiyorum sevgilim. Burçak, Ela'yı telefona verir misin kızım? Bahar abla tuvalette Ela. Ya iki saattir tuvaletten çıkmadı yani, öyle mi? Biz ders çalışıyorduk, o sırada uyuyakalmışız. O da tuvalete gitti uyanınca, tam da sen aradın üstüne vallahi. Burçak, bu saatte anneni arattırma kızım. Bahar abla yapma öyle bir şey, tamam mı? Bak biliyorsun biz annemle küstüz zaten, ehliyeti kaptırdım ya ben. Yanında değil. Senin yanında değil, biliyorum. Kimin yanında biliyorum. Çok yakışmış. Bilmiyorum. Öyle hayal etmemiştim. Şu mesele. Tamam, kaçınılmaz soruyu sorayım o zaman. Pişman mısın? Komik değil. Öyle düşünmemiştim, tamam mı? Konuşmuştuk bunu, biliyorsun. Yani böyle olmamalıydı. Daha romantik, özel olmalıydı. Gerçekten özel hissederek olmalıydı. Şşş. Drama yok. Aşk var. Aşk var. Değil mi? Hadi bakalım. Üstümü giyeyim. Olaysız dağılalım. Nasıl yani? Beni eve mi bırakacaksın? Yani
Ben böyle olduktan sonra birlikte uyuruz diye düşünmüştüm. Hem annem de beni Burçak'tayım sanıyor. Tamam. Burçak'a bırakayım o zaman. Çok romantik. Bebeğim. Yarın sabah çok erken bir toplantım var. Bir dahaki sefere söz. İlker, bu bizim ilk gecemiz. Ela. Bak, bir konuda anlaşalım. Ben senin öyle romantizmden romantizme koşabileceğin üniversiteli bir genç değilim. Sabah enerji yaylasına katılacak iş adamıyım ben. Hadi sen de giy. Kadın, Ela Yüksel. Hırsız gibi mi gireceksin kendi evine? Hı? Ne oldu? Burçaklarda kalacak yer mi yokmuş kızım? Tamam anne. Alnında yakaladım seni, yazıyor, anladım. Başını yerden kaldırmadan alnımı nasıl gördün? Gerçekten uğraşamayacağım. Niye bakmıyorsun yüzüme? Hı? Abartma anne. Yani saat daha gece yarısını yeni geçti. Ve ben Reşit'im, kendi hayatımı yaşıyorum. Böyle mi yaşıyorsun kendi hayatını? Böyle yalan söyleyerek, kendi evine hırsız gibi girerek. Ela, bak ne yaşıyorsan senin de içine sinmiyor. Mutlu değilsin yaptığın şeyden. Bu saate kadar o adamın yanında. Annenin yüzüne bile bakamıyorsun. Baksana yüzüme. Yeter artık. Ela, baksana yüzüme. Niye bakmıyorsun yüzüme? Ben çocuk değilim. Hayırdır ya gece gece? Su sesi mi o? Alo. Bir çekilsene, tuvalete gireceğim. Ela banyoda. Ela şeyde kalmayacak mıydı ya? Burçak'ta. Dönmüş işte, banyoda. İşe meylem, anamıza ineceğiz arkadaş. Bu nasıl bir şey ya?
Yani kendi doğum gününü ekmek tam Ela'nın yapacağı hareket zaten. Ayıp. Vallahi ayıp. Bu kadar kişi karşısında olacak şey mi bu? Koca gün gitmemiş de bu saati mi bulmuş kuaföre gitmek için? Aman anne. Yalan o kuaför işi, anlamadın mı? Yok efendim. Son dakika kuaföre gidip makyaj yaptırmaya karar vermiş de. Yok okulun oradaki kuaföre gitmiş de. Kuafördeyse ben kafamı keseceğim ya. Aman aman sus. Biz kabahatli oluruz yine. Laf söylenmez hanımefendilere. Duyuyorsun değil mi şu lafları? Hı? Senin şu kızın. Bize mi yapıyor bu? İlker. İlker Ilgaz. Hemen telefonu kızıma ver. Bugün benim kızımın doğum günü. Ama o burada değil. Senin yanında. Sakın inkar etme. Sana geldi biliyorum. Ver bana kızımı. Sana diyorum İlker Ilgaz. Hemen kızımı telefona ver. Yanlış aradınız galiba. Sizi tanımıyorum. Sen yalancısın. Beni de gayet iyi tanıyorsun. Bahar. Kızım sen kafayı mı yedin? Kapıyı kilitlemiş bir de. Bahar. Kızımın nerede olduğunu da biliyorsun. Sizi anlamıyorum. Gerçekten yanlış aradınız. Yani neyden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bahar atsana kadar. Hayatım Aslılar geldi. Baban geç kaldığın için biraz kızdı. Kalsın, kalsın anne. Hasta mısın? Buz gibisin. Yok, spordan geldim. Seni bekledik dayısı. Çok dil döktüm gidelim diye ama işte görüyorsun nafile. Hoş geldiniz abla. Elbette hoş geldiler. Ama çok beklediler. Kızcağız senin yüzünden uykusuz kaldı. Neredeydin bu saate kadar? Çok kötü kokuyor. Aleyna, ben aldım parfümü dayına. Parfüm değil bir kere. Ter kokuyor, içki kokuyor. Ben duşa gireyim. Gel aşkım. Anne bir şey diyeceğim, bize mi bozuldu? Evlilik öncesi sendromu. Hadi gel gidelim. Canı yanacak benim kızımın. O utanmaz adam yüzünden canı yanacak. Hadi oradan canım. Hiçbir şey olmaz Ela'ya, eminim ben. Yeni nesil bunlar var. Bizim gibi değiller. İnternet çocuğu hepsi. Kafaları başka türlü çalışıyor. Sevmeleri de bizim gibi değil, öfkeleri de.
içleri dışarıda, parmaklarının ucunda bunların. Ne yaşıyorlarsa vuruyorlar iki tuşa, kusuyorlar. Keyfi de zehri de. Düş artık adamın yakasından. Düş artık adamın yakasından. Düş artık adamın yakasından. Aslında bizim de, bizden öncekilerin de yapamadıklarını yapıyorlar. İki tıkla dünyalarını değiştiriyorlar. Öyle inanıyorlar yani. Biz öncekilere benzemiyorduk. Ama bunlar sadece bize değil, kimseye benzemiyor. Öfkeleri, nefretleri, acıları, aşkları hepsi online. Tıklıyorlar, geçiyorlar, takılmıyorlar. O yüzden sen de üzülme boşa. Ömrünü yediğine yazık. Senin kızın var ya, anca iki gün ağlar, sonra yürür gider. Çok çirkinsin, keşke ölsen. Meşhur kızım bunlar. Z kuşağı. Aşk bu yerde. A, B, C, Z kuşağı dinlemez. Sümük gibi yapıştın adama, keşke ölsen. Benim kızım yanlış bir adama aşık oldu. Canı yanacak biliyorum. Silikonlarım ve sen İlker Ilgaz'ı rahat bırakın artık. O benim. Hep öyle olur çünkü. Yanlış adama aşık olur. Canı yanar. Evet, bugün takipçilerimin en sevdiği şeyi yapıyoruz. Yani soru cevap. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Tabii ki her zamanki gibi liste başı, ne zaman evleniyoruz? Hayallerde. O zaman size şöyle söyleyeyim. Özellikle de son birkaç haftadır hesabıma dadanan, haterlıkta çığır açan ruh hastası. Her kimsen beni izlediğini biliyorum. Ve bu müjdeli haberi en çok sana veriyorum. Yaz bir kenara. Mutlu son belki yarın. Belki yarından da yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bu akşam bu iş bitiyor. Artık İrem Hanım iki antidepresan mı atar, dünya turuna mı çıkar, ne bileyim babası onu Mars'a falan mı gönderir, ne olacaksa olsun bu defter kapanacak. Bu artık benim kendime olan saygımla ilgili İlker. Ben senin elini korka korka tutan o küçük kız değilim artık. Ben senin hayatındaki kadınım. Takipten çık desem sana, çok mu bir şey istemiş olurum? Görme onu. Çok komik gerçekten. Kuzenim her gün aşk fotoğraflarınızı like'lıyor. Ben ayrıldılar diyorum, alay ediyor benimle. Ağrıma gidiyor artık benim İlker. Bir akşam yemeğe çıkamıyoruz. Bir sinemaya gitmek yok. Bak sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorum, farkında mısın? Tek bir arkadaşını bile tanımıyorum. Seni arkadaşlarımla tanıştıramıyorum. En yakın arkadaşım bile beni şizofren sanacak. Hepsini geçtim. Annem bile her gün bu kızı benim yüzüme vur. Sen ne dedin? Annem beni bilmiyordu Ela. Hadi şu Allah'ın cezası komşu çocuğuna tamam dedim ama annen Ela. Annen. Artma İlker. O benim annem. Ayrıca babama bile söylemedi. Ben seni sinirlendirmemek için söylemedim ama annem her şeyin zaten... Sana bu iş temiz olana kadar hiç kimse bilmeyecek dedim. Ben mi temizlemiyorum, sen mi temizlemiyorsun? Ya kız her gün kanalından canlı yayın açıp evleniyoruz diyor ve sen benim anneme mi takılıyorsun İlker? Biliyor musun? Bu işi sen temizlemediğin sürece... Annem kesmez. Babama da söylerim. Hatta babam da kesmez. Herkese. Bütün bu lanet holdinge. Bütün dünyaya. Seni öldürürüm. Duydun mu? Thank you.
Babam nerede? Fotokopi odasına girerken gördüm. Burası olmaz. Kendine gel. Herkes toplandı da. Surat yapma bana. Suratı karın yapsın değil mi? Karım, karım, karım. Sabah akşam karım, evde karım. Sevgilimin dilinde karım. Kurtuluş yok mu arkadaş bu kadından ya? Her Allah'ın günü o suratı çekiyor. Sabah gözümü açıyorum, ablak surat karşımda. Mıy mıy mıy. 20 yıldır aynı mıy mıy ne demek sen biliyor musun? Onu sana sormak lazım. Boşanacağım bile diyemiyorsun. Hani kafan nerede? Ha, iki çocukla boşanmak kolaydı. Emekliliğime kadar alsın mı istiyorsun? Boşanacakmış. Donum kalmaz donum. Hayrını gör donum. Kızım. Biterim ben Timur. Kariyerim biter benim. O zaman Timur'un başı derde girer, olay çıkarır diye durdum. Ama artık durmayacağım Yelda. Pislik herifin yakasına yapışacağım. Bir daha da kızıma dokunmayacak. Ela'yı gördün mü? Görmedim. Kızımı gördün mü? Ela. Ela sakın. Sakın Ela. Babanı yakma, yapma. Ela. Bağladın mı sen? Yoksa o... Yelda. Hmm. O gün şirkette bir sarıldı bana. İnanamazsın. Ya iki haftadır kızıma sihirli değnek değdi sanki. Oh! Ne eve geç gelmeleri kaldı. Ne öyle telefona yapışıp kendini odaya kapamaları. Oh! Bütün o cadılıkları, haylazlıkları gitti. Bir tek babasına soğuk bu aralar. Aa. Gerçi Timur'un da işten başını kaldırdığı yok. Belki bana öyle geliyordur. Bak sen, sıra babasına geldi demek. Uğraşma benim kızımla. Aa, sana ne be, arkadaşım o benim. Yelda. Hı? Vallahi bir kabustan uyanmış gibiyim. Çok şükür. Bitti anne. Bitti. Aklı başına geldi kızımın. O staj saçmalığını da bitirdi. O saçma sapan hediyeleri de iade etti. Yanlışından döndüm. O adamı hayatından çıkardık. Kendine geldi kızım. Şükür kurtuldu o adamdan. So
söylemeyecek misin? Halledeceğiz, hiç merak etme. Tamam. Biz bunu birlikte atlatacağız. Zaman kaybetmeyelim. Ben doğduğumda annem benim yaşımdaymış, biliyor musun? Biliyorum, zor. Ama imkansız değil. Yani annemle babam bile başardıktan sonra ki... yani İlker onların zamanındaki gibi değil ki hiçbir şey. Bak ben bu kadar çok aşık olmasaydım sana cesaret edemezdim belki. Yani hatta gelecek 10 yılımın planında anne olmak falan kesinlikle yoktu. Ama sana o kadar çok aşığım ki. Biz gerçekten başarabiliriz. Ben okula da devam ederim. Annem bakar. Yani ya da atarım bir tane Filipinli dadının kucağına giderim okula. Ama bak her şeyden önce sen önce şu eski sevgili saçmalığını bitireceksin. Sonra zaten kolay yani. Tamam birazcık zor olacak, biraz karışık olacak. Birazcık aile dramı, ne bileyim. Seninkiler, benimkiler birazcık da hızlı olacak tabii ki ama. Ama tabii bütün bunlar sen de istiyorsan olacak. Beni seviyorsan olacak. Seviyorsun. Hep öyle dedin çünkü. Başından beri seviyorum dedin. Çocuğumuzun babası olacak kadar. Benimle evlenecek kadar çok seviyorsun. İlker eğer bebeğimizi istemiyorsan... ben seni zorlayamam. Ben seni hiçbir şey için zorlayamam. Bizi istiyorsun. Bir şey söylemedim sana. Alo. Timur. Kızım geldi. Dedin çıktım yukarı. Stajı yaktıktan sonra ne işi var ki hala burada anlamadım. Bana soruyor. Sen bu kızla aynı evde yaşamıyor musun Timurcuğum? Hani babasısın filan ya. Konuşmuyor benimle o günden beri küs. Şımartıp başına çıkarmışsın tabii. Kızının korkusuna masama bile gelemiyorsun. Saçma sapan konuşma bana. Saçma sapan konuşma. Ne işi var yani burada ne bileyim ben. İlker Bey ne alaka? Alo. Korkma. Geri dönmek için gelmedim. Stajı bıraktım gitti. Sırf senin yüzüne bakıp mide bulantısından ölmeyeyim diye. Saygısızlık yapıyorsun. Şahit olduğun şeyin tek suçlusu ben değilim. Sen suçlu değilsin. Sen iğrençsin. Suçlu olan babam. Bu arada... o yüzüne 5 kilo boya da sürsen... sabahtan akşama kadar parfüm banyosu da yapsan... sen babamın utanmazlığından başka bir şey değilsin. Benim annemi tırnağa etmezsin. Terbiyesiz kızın çok oldu artık Timur. Ela.
Ya artık sence de çok uzatmadın mı? Evde de bir tuhaf davranıyorsun. Annen var diye bir şey de diyemiyorum. Ödün patlıyor değil mi annemden? Utancından, kaybetme korkusundan değil ama. Sırf işin ucunda nafaka var diye. Ela. Ne oldu? Ağır mı geldi? Kendi ağzının aynen böyle söyledin metresine. Korkma. Bu zamana kadar sus. Sonuna kadar da susarım. Ama senin için değil. Kardeşim için. Annem için. Tamam. Uzatma artık. Bak terbiyesizlik yapıyorsun. Ben senin babanım. Değilsin. Allah'ım ben ne yaptım diye kafanı duvarlara vurmadan, annemin ayağına paspas olmadan benim babam değilsin. Az kaldı. Senin de yüzünü her gün görmek zorunda kalmayacağım. Ve sana yemin ederim, ben senden daha iyi bir adamla evleneceğim. Ela, Ela bir dinler misin? Ben annem gibi olmayacağım. Sevgilim. Hayatının en güzel yaşına hoş geldin. Yeni hayatımıza hoş geldin. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel de. Ben de bunu almıştım bu geçen ay beğendiğimizi. E tamam canım onu da yarın giyerim. Tamam. İpek bu ne kadar verdin buna? Hediye. Burçak organize etmiş bizim kızlarla Umut'la falan toplanıp hep birlikte almışlar. Beğendin mi? Çok güzel olmuşsun. O zaman sıra bende. Al bakalım. Kitap yani. Surata bak surata. Ya anne hediye paketi bile yapmamışsın ama. Eski bu zaten. Kadının adı yok Duygu Asena. Bir tanıdık geldi sanki. Bu feminist kadın değil mi anne? Allah rahmet eylesin. Çok güçlü bir ruh, çok önemli bir kadın yazardı. Ben liseyi bitirdiğimde okumuştum. Sen karnımdayken. Eski yani evet. Ama derdi hiç eskimedi. Çok sert bir kitaptır. Beni çok sarsmıştı. Bence senin de okuma vaktin geldi. Hani böyle 19 yaşına falan giriyorsun ya. Güzel kokuyor. İyi bana da değişiklik olur. Bayağıdır basılı kitap okumuyordum.
Oku ama, tamam mı? Genç kızların okuması gereken bir kitap bu. Tamam anne. Bir fön mü çektirseydim acaba? Hı? Karnın mı ağrıyor gene senin? Hayır. Anne, yani iki bir karnımı tuttum. Kilo mu almışım diye bakıyorum. Ağrısa söylerim yani. Ayrıca bebek miyim ben? Bebeksin. Kaç yaşına gelirsen gel, sen benim bebeğimsin. Öyle 18-19 falan değil. 40 yaşına da gelsen sen benim bebeğimsin. Ömrüm vefa ettiği sürece sen benim bebeğimsin. Şu güzelliğe bak. İyi ki doğurmuşum seni. Hep öyle oluyor değil mi? Bir kere anne olunca çocuğun hep bebeğin kalıyor. Hep. Hep öyle oluyor. Koysana elini karnıma. Hani ağrımıyor. Duydun. Sen koyarsan geçecek. Anne. Söyle bebeğim. On dokuz yaşımda söyleyeceğim. İyi ki doğmuş benim kızım. İyi ki doğurmuşum seni. Bir dakika şunu açayım. Sen aldın değil mi? Çok teşekkür ederim. Deli misin? Çok güzel. Bence biz gidelim içeriye. Şöyle güzel güzel müziğimizi açalım. Siz gidin. Ben geliyorum birazdan. Acele et ama, tamam mı? Tamam tamam. Git 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 git. Bayağı bildiğin dümdüz evleniyorlar ya. Kim evleniyor? Mutlu yaşlar kuzen. Ela. Wi-Fi şifresi neydi ya? Biz müziği açamadık. Sen neye bak? Aynı anda hem karışık hem düz masan için tebrik ederim arkadaşım. Delirmiş. Boş ver. Bu gece hiçbir şey keyfim bozamaz. Ben de o büyülü kızın annesiyim. Ela, ya kime diyorum kızım ben? Ya birazdan pastanı keseceğiz. Annene ne diyeceğim ben? Bir şey uydur Burçak. Bir şey mi uydurayım? Ya kendi doğum günümü terk edip gidiyorsun. Ela. Karışık olmuş biraz masa düzeni. Bıçaklarda da su lekesi var. Sevmem, kirli derler. Ela! Bak kızımı koymuyorum. Riva'ya git, beni bek. Yoksa biz düğününe mi gelelim? Thank you.
Alo. Doğurmayacaksın. Çocuk falan doğurmayacaksın. Öyle mi? Çocuk falan doğurmayacağım. Ver şunu. Neden? Neden? Benim kaybedecek neyim kaldı ki bu geceden sonra? Ben bir hayal kaybettim. Ben hayallerimi kaybettim. Kalbimi kaybettim ben. Ben hayatımı kaybettim. Şimdi de bebeğimi mi kaybedeceğim, öyle mi? Sen... Sen de kaybet. Ela, ver şunu. Ela, saçmalama, ver şunu. Hayır, bilecek. Nasıl bir adamla evleneceğini bilecek. Müstakbel kocasının nasıl bir pislik olduğunu öğrenecek. Ver şunu, ver şunu. Ya evleniyorlar diye delirdi. Bak doğum günüm var, gitme dedim ama tutamadım. O her zamanki buluştukları eve gitti. Ne demek kızım her zaman buluştukları ev? Nerede bu ev? Riva'daydı galiba. Ya Umut onu bir kere götürmüştü diye hatırlıyorum. Bugün doğum günüymüş, yaş 19. Baba adı Timur, anne adı Bahar.
ben de diyorum. Kıza hediye almaya gitmiş de evde unutmuş. Ela ile Umut beraber değiller Bahar, ben eminim. Zaten o evden sonra çıktı. Bulmam lazım. Benim onu bulmam lazım. Hayır, ben anlamıyorum. Sen Ela ile Umut'u... Ne alaka şimdi, taktın? Hah. Aa, neredesin sen? Ne oluyor ya? Hadi çabuk beni şu rivada... Şoklu travma, iki kez AF'ye girmiş. Satürasyon 80'iymiş, iç kanama olabilir. Acil cerrahi, acil. Genç bir kız dayak yemiş ve yol kenarına atılmış halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öldü sandığı genç kız sağlık ekipleri tarafından hayata tutundu. Düğün sabahı bu ne haberi, kafam kazan gibi oldu. İğrenç ya, şu habere bakar mısınız? Bakmayalım diyorum kızım işte. Bölge olay yeri inceleme ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken arama çalışmaları sonucunda genç kızın kimliğine ulaşıldı. Emniyet müşterinin verdiği bilgiye göre feci şekilde dövüldükten sonra yol kenarına atılan talihsiz genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ela Yüksel'in çantasından çıkan kimliğe göre Ilgaz Grup'ta staj yaptığı belirlendi. Dün 19 yaşına giren genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Tam da düğün sabahı böyle sevimsiz haberlerle açmasak. Bir dakika kız, kız bizde mi çalışıyormuş? Ne? Ilgaz Grup dedi sanki. Açın bakayım şunun sesini biraz. Ah zamanlı kız ya, korkunç. Mesafedeki ana yola nasıl ulaştığı araştırılırken genç kızın saldırıya uğradıktan sonra yol atıldığı üzerinde... Bana bak. Hemen Banu'yu ara, kim olduğunu öğren. Bir basın açıklaması falan yapıp aileye sahip çıktığımızı belli edelim. Tabii tabii. Şirketçi ailenin yanında olduğumuzu bildiririm. Cenazeye de çelenk yollarım. Aa, gömdü hemen gencecik kızı. Sakin ol şampiyon kız, hala hayatta. Yaşıyor. Öğrencisi olan Ela Yüksel'in çantasından çıkan kimlikte Ilgaz Grup'ta stajyerlik yaptığı. İsmail Bey. Alınan bilgiye göre dün 19 yaşına gelen Ela'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ah, zavallı kız. O şu anda ona bunu yapan psikopata inat yaşıyor. Ya, ya nasıl
Nasıl bir ruh hastası, nasıl bir psikopat bunu yapabilir ya? Erkek arkadaşıdır. Ne? İlk de değil maalesef. İki post paylaşacağız diye sonda olmayacak. Öyle değil mi? Sen iyi misin İlker? Bir dakika, kızı tanıyor muydun yoksa? Tamam. Babası da bizim şirkette çalışıyormuş. Finans bölümünden Timur Yüksel. Ay, inanmıyorum ya. Peki baba, sen tanıyor musun adamı? Yani sima olarak görsen belki çıkarırım ama bilmiyorum. İlker, sen tanıyor muydun babasını? Ya şirkette 50 tane stajyer var. Nereden tanıyabilirim hepsini? Ben duşa giriyorum. Yani biz babasını sormuştuk ama... Bakın biz bütün gece hiç uyumadık. Size ne gerekiyorsa bütün arkadaşların telefon numaralarını verdim. Ama başka bir şey bilmiyorum. Peki erkek arkadaşı, eski erkek arkadaşı, takıntılı, tacizci biri ya da borçlu olduğu biri kimse gelmiyor mu aklınıza? Benim biraz mola vermem gerekiyor. Çok özür dilerim, kafayı toplayamıyorum da. Pekala. Sizinle sonra tekrar görüşeceğiz. Eşiniz nerede? Eşim doktorun yanında. Yazık, o da perişan halde tabii. Bütün geceden beri bastılar ilacı. Kafa gidik yani. İnanamıyorum. Nasıl bir canilik bu? Haberi gördüğümden beri kendime gelemiyorum. O kadar çok dua ettim ki buraya gelirken. Biliyorum şimdi hiç zamanı değil ama... ben buraya sadece kendim için değil, Ilgaz Grup adına da geldim. İsmail ve İlker Ilgaz durumu dikkatle takip ediyorlar. Siz hastane masraflarını falan hiç düşünmeyin. Ben hemen bir ziyaretçi ve dinlenme odası açtırıyorum. Şirket bu trajedide bütün gücüyle yanınızda. Kendinizi sakın. Ah, Bahar abla. İlker Ilgaz'ın yanındaydı. Kızımı İlker Ilgaz dövdü. Ilgaz ve Orhun aileleri birleşiyor. İstanbul Sosyetesi'nin göz bebekleri evleniyor. 6 yıllık peri masalında mutlu son. Yılın düğünü için geri sayım başladı. İlker Ilgaz, ünlü iş adamı Harun Orhun'un kızı İrem Orhun'la bu akşam saatlerinde Adile Sultan Sarayı'nda yapılacak muhteşem bir düğünle dünya evine girecek. İrem Orhun'un düğünde iki ayrı gelinlik giyeceği öğrenildi. İlk giyeceği gelinliği kişisel hesabından paylaşarak trendlere giren güzel gelin, ikinci gelinliğini ise sır gibi saklıyor. İlker Ilgaz, fiyakasını bile biliyorum. 34, ilk 34. Ben gittim. İş, cemiyet ve sanat dünyasını buluşturacak olan düğün şimdiden sosyal medyaya damgasını vurdu. Muhteşem düğüne kalabalık bir davetli grubunun katılması bekleniyor.
elektronik müziğe düşkünlüğü bilinen damat İlker Ilgaz'ın düğün yemeğinin ardından DJ kabinine geçeceği de fısıldanırken, damadın smokin tercihinin önemli bir tasarımcının elinden çıktığı biliniyor. Evleniyorlar, evlendiler derken sonunda oldu. İrem çok bekledi ama. İlker kılçıklanınca anca temizlemiştir. İsmail'le hali sönük biraz. Şekerim, şu yol kenarında bulunan kız yüzünden tabii. Bir de şirketin adının geçmesi. Pes, çok can sıkıcı bir durum. Tam da bu gece. Talihsiz yıkama. Gel de bir geçmiş olsun dileyelim. Telefonu bırakır mısın artık? Affedersin, aklım hala o dayak yiyen kızda. Berat, İsmail ilgileniyor sanırım. Ne korkunç bir şey ya. Allah evlatlarımızı iyi insanlarla karşılaştırsın. Abi. İyi akşamlar. Ne oluyor? Hakkınızda şikayet var. Sizi Ela Yüksel'i darp etme suçlamasıyla gözaltına alıyor. Ne? İstemiyorum artık bunları. Kızımı görmek istiyorum ya. Bir kere odasını sokun ya. Tamam, sonra yaparız. Tamam, tamam. Sonra. Tamam, ben konuşacağım şimdi şikayetini geri alması için. Haberleşiriz. Ela Yüksel'in babası? Benim. Öncelikle Metin oğlum. Doktor Timur'la konuşuyor. Beni niye çağırmadılar? Bahar kalkma, hemşire kalkma dedi. Bir şey oluyor. Maalesef. Maalesef kaybettik.